Elbistan'da iş yerim 150 metre aşağı, alt kat, 150 üst kat olması 300 metre iş yerim komple yıkıldı. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Şu ana kadar devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri açıkladıkları hep evlerin ve iş yerlerinin mülkiyetleriyle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Onlara yardımcı olacaklar ama benim iş yerim kira. İçeride de ciddi bir boyutta bir ürünüm vardı. Hepsi enkazın altında yok oldu. Şimdi işverenler olarak bize hiçbir şekilde bir yardım ya da bir şey, bununla ilgili ne yapılacağı konusunda bir açıklama yok. Biz bu konuda, ne yapılacağımız konuda esnaf olarak bir belirsizlik var. Bu konuda da hepimiz kafamız bulanık. En basitinden elektrik faturamızı silmediler, ertelediler. İşte vergi borçlarını ertelediklerini söylediler de benim iş yerim yıkıldı. Ben 5 ay sonra bu vergi borcunu da ödeyemem, elektriğini de ödeyemem. Bir gelirim olmazsa. Hani bu konuda nasıl bir destek olacak? Bu konuda bir bilgimiz yok. Yani bu konularda daha net bir açıklama olursa en azından yeterli. Talebiniz mesela nedir esnaf olarak? Ya şöyle, örnek veriyorum, zararımızın karşılanma konusunda bize yardımcı olması, gerekirse bunu bir kısmını hibe, bir kısmını gerekirse devlet destekli kredilerle, uzun vadelerle, faizsiz bu şekilde yardımcı olursa buradaki esnaf da tekrar ayağa kalkar. 1-2 yıl içinde tekrar bir düzenini kurar, gelir elde etmiş olur. Yani bunun dışında biz gerçekçi konuşmak lazım. Zararın tamamını devlet öder mi dedim. Keşke ödese ama ben ödeyeceğini çok düşünmüyorum ama yani en azından bir kısmını ödeyip bir kısmında bize kredi konusunda destek olurlarsa esnaf tekrar ayağa kalkar diye düşünüyorum. Hangimizin? Hepimizin. Ablalarımın üçünün de evi kalmadı. Sağ olun. Çok sağ olun. Merhaba. Kız kardeşimin işte iş yerim vardı, evim vardı. Yani çalışıyorduk, gençtik daha, çalışıyorduk. Ama şimdi o da yok, o da yok. Ne var? Ne yapması lazım? Yani bilmiyorum. Ne kadar zararınız var peki? Çok. Dedesin, hangi bir zararınız bilsin ki? Ya iş yeri zaten mahvoldu. Ev de zaten gitti. Ondan sonra babasının şurada Malatya Caddesi'nde kaç tane, bir tane dükkanı vardı. Şurada 2 tane, onların kirasını da alabiliyorduk yani. Ama onlar yetiyordu bunlara. Bu da yok yani. Çıkılmaz ki. Neye gelen buraya? Elin ablamın yanında kalıyorum. Kendi ablası yani. Yer kalmaya geldim. Saraka gibi bir yerde kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Köylerimiz de gitti. Küçük yapalaklıyız biz. Ha, köydeki evler de çok hasarlı. Çoğu insanlar kapının önünde yatıyorlar, çadırda yatıyorlar. Peki zararlarınız nasıl karşılanacak sizin mesela? Hiç bilgi yok ki. Bilgi de verilmiyor bize. Nasıl yapılacak onu da bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani açıkçası.